Herkese merhabalar. Bugün çok önemli bir konu işleyeceğiz. Doğu cephesi ve güney cephesini bitirmiştik. Şimdi devamındayız. Batı cephesindeki savaşları öğreneceğiz. Birinci yönünde 1-0 öne geçeceğiz. İkinci yönünde 2-0 öne geçeceğiz. Kütahya Eskişehir'de maalesef Sakarya Limanı'nın doğusuna çekileceğiz. Birazdan bunları öğreneceğiz. Sonrasında Mustafa Kemal Atatürk ordumuzun başına geçecek. Ve Sakarya ve Büyük Taarruz'a düşmanı denize göndereceğiz. Denize dökeceğiz. Bu arada bir müjdemiz de vermek istiyoruz. Geçen hafta sonu duyurmuştuk. Eko taktikli setimiz de çıktı arkadaşlar. Yani normal taktikli soru bankalarıyla aynı, birebir aynı. İçeriği, sayfa numaraları, her şey aynı. Sadece biraz daha şöyle sayfamız yamuldu. Sadece biraz daha uygun, ekonomik ve ekolojik. Niye ekolojik? Çünkü içerisinde daha az kağıt kullanılıyor. Mesela diyelim ki İnkılap Tarihi Eko Taktikli'den ödevimizi verelim. Hemen açıyorum. Nerede? Topu senedi. Doğu ve Güney Cephesini vermiştik. Burada. Şimdi Doğu ve Güney Cephelerinden sonra Batı Cephesi testlerini veriyorum sana. Bu testi ve bu testi veriyorum. Yine buradaki dijital soruları da çözmeyi sakın sakın unutma Tonguç evladım. Burası yine önemli. Peki normal taktiklisi olanlar, yani hocam bende eko taktikli yok, normal taktikli var diyenler varsa, orada yine aynı sayfaları eko taktikliden değil normal taktikten çözebilirler. Batı Cephesi ile alakalı burada yine test 32 ve 33'ü çözecek. Yani aynı testler, aynı sayfa numaraları. Sadece bu daha az kağıt tükettiği için daha ekonomik oluyor. Bunu da buradan söyleyelim. Bunu set halinde alırsanız çok çok daha ekonomik oluyor. Bu kriz döneminde böyle öğrencilerimize destek olabilecek bir yöntem geliştirmeye çalıştık. Eko taktikliden, 0'dan 8'e Sözel'den, Dinamo Soru Bankası'ndan ve 10'da 10 Soru Bankası'ndan testlerimizi çözüyoruz. Düşmanla atalarımız silahlarla savaşmıştı. Biz de cehaletle savaşıyoruz şu anda. Zaten Kütahya Eskişehir Savaşları sırasında Mustafa Kemal Atatürk çok önemli bir söz söyleyecek. Diyecek ki cehaletle savaş düşmanla savaştan daha az önemli değildir. Dolayısıyla bizler de cehaletle savaşarak, sen de test çözerek, sorular çözerek esasında düşmanla yapılan savaştan daha önemli bir şey başarmış oluyoruz. Hadi bakalım o zaman. Şimdi konumuzu anlayalım, güzelce öğrenelim. Ardından ne yapalım? Sorularımızı çözelim. Hadi bakalım Tonguç'um. Kurtuluş Savaşı'nda biliyorsun Doğu Cephesi, Güney Cephesi ve Batı Cephesi olmak üzere toplam 3 farklı cephede düşmanla mücadele ettik ve hepsini yamultup gönderdik. Nasıl gönderdik? Doğu Cephesi'ni hatırlarsan bunu bir önceki dersimizde anlatmıştık. Doğu Cephesi'nde Ermeniler Kazım Karabekir ile karşılaşmıştı ve koşarak kaçmışlardı. Gümrü Anlaşması imzalanmıştı. Koşarak koşmayarak fiilimsidir. Harikasın, kafayı yedin Tonguç iyice, ne alakası var? İnkılap tarihi dersiniz evladım. Aynı zamanda Güney Cephesi'de Fransızlar böyle biraz gaza gelmişler. Ermenilerle beraber acaba Le Bon Jo falan diyorlardı. Orada Süt İmam dedi ki gelin bana gelin dedi. Ardından Şahin Bey, ardından da Ali Sahip Ursavaş Fransızları ve Ermenileri burada devre dışı bıraktı. Ve Güney Cephesi'nde teslim etmedi kimseye. Fakat Batı Cephesi o kadar kolay olmadı olmuş. Batı Cephesi gerçekten tek başına video çekecek kadar önemli bir cepheydi. Niye? Çünkü Kurtuluş Savaşı'nın sonucunu burası belirledi. Bak burada Kuvayi Milliye, burada Kazım Karabekir'in 15. kol ordusu Osmanlı'dan kalan. Ama burada düzenli ordu mücadele etti olmuş. Şimdi Kurtuluş Savaşı'nda cepheler dedik. Batı cephesi, güney cephesi, doğu cephesi dedik. Şimdi gel Batı cephesiyle devam ediyoruz. Batı cephesindeki mücadelelere baktığımızda birinci yönü biz kazanıyoruz 1-0. İkinci yönü biz kazanıyoruz 2-0. Kütahya Eskişehir'de maalesef kalemizde gol görüyoruz. 2-1 oluyor. Orada birazcık geri çekilmek zorunda kalıyoruz. Yani bu bir taktik ama mecburuz yani. Geri çekilmek zorunda. Sakarya'da 3-1 yapıyoruz. Deplasmanda gol atmışlar hocam. Aynen, deplasmanda gol 1.5 gol sayıyor ama olsun, yine de bizim moralimiz bozuluyor birazcık. Ama sonrasında Sakarya zaferiyle 3-1 yapıp Büyük Taarruz'da artık maçı bitiriyoruz. Hat-trick Büyük Taarruz'da, savaş bitiyor. Hat-trick 4-3'tür hocam. Ama 3 golde Mustafa Kemal atıyor burada. Şaka şaka. Şimdi hat-trick 3 gol atmak demektir. Ben de yani 4-1'de 3 fark attık manasında söylemiştim. Burada Tonguç bak, 1921 ve 22 arası yapılan bu savaşlar esasında Kurtuluş Savaşı'nın da sonucu belirliyor. Yani sadece Batı cephesi değil, tüm ülkeyi ilgilendiriyor. Şimdi Birinci Yönü Savaşı ile başlayalım. Birinci Yönü Savaşı neydi? 1-0 yaptığımız savaştı. Dolayısıyla Birinci Yönü Savaşı bir milat, bir başlangıç bizim için. Milat diye kodları yaraktan bunu aklında da tutabilirsin Tonguç'um. Milat neydi? Moskova Anlaşması. İ neydi? İstiklal Marşı. L Londra Konferansı. A Afganistan'la dostluk. T de tabii ki teşkilat-ı esasi. Ama artık yeni sınavda ezberci sorular sorulmadığı için biz yeni tarza uygun neyin ne olduğunu vurgulayan bir sayfa tasarımı hazırladık. Eskiden böyle milat diye anlaştık. Acaba ezbere dayalı sorarlar mı diye. Ama şimdi tarzımızı değiştirdik. Birinci Yunan Savaşı'nda teşkilat-ı esasiye ilk anayasa, 1921 anayasası, egemenlik milletin oluyor Tonguç ve güçler birliği var. Yani demokratik değil o anda yasama, yürütme, yargının aynı erkte toplanması, aynı güçte toplanması. Ama biz buna mecburuz. Kısa ve öz çünkü savaş zamanındayız. İstiklal Marşı milli bağımsızlıkla alakalı, inanç ve milli duygular Mehmet Akif Ersoy sayesinde güçlendiriliyor ve Mehmet Akif korkma sövmez bu şafakları yüzden al sancak. Harikasın. Mehmet Akif Ersoy diyor ki Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın diyor.
Niye hocam? Çok güzel yazmışlar ama. Ama eğer İsrail marşı yazıyorsan muhtemelen bir savaş çıkmıştır. Muhtemelen zor durumdasıdır Tonguç. Düzenli orduya güven artıyor çünkü düzenli ordunun ilk zaferi Birinci Dünya Savaşı. Afgan dostluk anlaşması da eğitim, askeri ve siyasi alanda ilk defa bir Müslüman devletle işbirliği yapıyoruz. Afganistan biz tanıyan ilk Müslüman devlet. Biz derken TBMM. Londra konferansında da ilk defa itiraf ettikleri bizi tanımış oluyorlar ve amaçları Yunanlılara zaman kazandırıp Sevr'i yumuşatıp yeniden bizi kabul ettirmek. Biz de bunu biliyoruz esasında ama sırf misak-ı milliyi tüm dünyaya duyurmak ve barış canlısı olduğumuzu gerektiğinde masaya oturup konuşabileceğimizi göstermek adına Londra konferansına katılıyoruz. Hukuken bizi ilk kez tanımış oluyorlar ama sonrasında savaş devam ediyor. Moskova Anlaşması'na baktığımızda da ilk kez bir Avrupalı devlet yani Sovyetler Birliği bizi siyasi ve askeri anlamda destekliyor ve bizi tanımış oluyor Tonguç. Şimdi gelelim 2. İnönü Muharebesi'ne. Makus talihimiz yavaş yavaş değişecek. Makus talih nedir? Biz genelde böyle bir savaştan sonra bize bir anlaşma teklif ediyorlar mesela Londra Konferansı gibi. Hani Sevr'i yumuşatıp kabul ettirmeye çalışıyorlar. Biz genelde hayır dediğimiz hep kötü oluyor. Genelde daha kötüsünü kabul etmek zorunda kalıyorduk son dönemlerde. Ama bu sefer 1. İnönü'den sonra bize sunulan Londra Konferansı'ndaki şartları kabul etmeyip ardından da 2. İnönü'de başarılı oluyoruz. Ve böylece 1. İnönü intikamını almak isteyen Yunanlıları ikinci kez yamultuyoruz. Yamultuyoruz. Evet. Askeri ve psikolojik açıdan olumlu. Burada Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını atmak zorundayım Tonguç. Çünkü çok güzel bir cümle söylüyor. Diyor ki siz orada yalnız düşmanı değil milletin kötü şansını da yendiniz. Niye? Hep böyle yeniliyoruz ama onu bitirdik diyor. Dolayısıyla bu da bir savunma savaşı. Kütahya Eskişehir muharebelerine baktığımızda maalesef Sakarya Irmağı'nın doğusuna çekilmek zorunda kalıyoruz. Hatta artık düşmanların top sesleri yani onların silah sesleri Polatlı'dan Ankara'dan bile duyulmaya başlıyor. Ve mecliste Mustafa Kemal'e yönelik eleştiriler başlıyor. Hatta bak bunu da senin için kodladık. Tam bittik diyoruz yani. Niye tam bittik? Çünkü Allah korusun. Yani tam bittik derken Sakarya'yı kazanacağız. Nedir tam bittik? Birincisi ordunun ihtiyaçları için tekalifi milli emirlerini yayınlıyoruz. Yani genel seferberlik emirleri ordunun çamaşır, silah, asker, hayvan, yiyecek, gıda ihtiyacını karşılamak için Mustafa Kemal halka diyor ki haydi diyor yardım toplayalım diyor. Ve o esnada halk da tabii ki paşam diyor ve topyekun mücadele başlayacak. Afyon Kütahya Eskişehir'i işgale uğruyor. Marif Kongresi yapılıyor. Bu da eğitime verilen önem. Kurtuluş Savaşı sırasında düşman taburalara kadar gelmişken eğitim kongresi yapmayalım diyor Hamdullah Supitan Rover. O zamanki Milli Eğitim Bakanı olacak olan kişi. Mustafa Kemal de diyor ki cehaletle savaş düşmanla savaştan daha az önemli değildir. Yani düşmanla savaşmak kadar önemlidir cehaletle savaş diyor. Dolayısıyla o da eğitime önem veriyor. Başkomutanlık yasasına baktığımızda işte bütün bu Marif Kongresi veyahut da Tekalif-i Milliye veya buna benzer şeyleri Mustafa Kemal hızlı bir şekilde karar alabilmesi için Mustafa Kemal'e meclis tarafından başkomutan yetkisi veriliyor. Nedir başkomutanlık yetkisi? Meclis, ordu, her şey Mustafa Kemal'e bağlı. Geçici bir süreyle veriliyor. Niye? Çünkü her zaman öyle bir şey olsa riskli. Ve Mustafa Kemal de hızlı bir şekilde kararlar alacak. İtalya çekilmeyi durduruyor. Çünkü biz yenilince İtalya normalde gidiyordu. Bunlar yenecek galiba diyor. Meclisi Kayseri'ye taşınması gündeme geliyor. Ve TBMM'nin kurduğu ilk düzenli ordunun ilk ve tek yenilgisi. İyimser hava kayboluyor böyle mi? Mustafa Kemal'e eleştiriler başlıyor. Sen böyle hükümet kuruyorsun, saçma sapan işlerle uğraşıyorsun, düşman ülke zor durumda falan diyorlar. Ve hatta Kuvayi Milliye dönelim diyorlar. Yani Mustafa Kemal bu işi beceremeyecek diyorlar. Ödülü sorumuzu yap, yorumları yolla. Hadi bakalım başarılar diyorum.